Herkese merhabalar. Yarışmanın tam adresinde bugün Beşiktaş'tayız. Birbirinden değerli yazarlarımızın kitaplarını hediye etmeye devam ediyoruz. Haydi o zaman başlayalım. Beşiktaş'taki ilk yarışmacımızla birlikteyiz. Merhabalar, seni tanıyabilir miyim? Ben Canan, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Şu an çok gerginim. Fark ettim onu, yağmurlu bir hava, Beşiktaş'tasın. Pandemi dönemi, maalesef ki maskelerle bu şekilde konuşmak durumunda kalıyoruz. Nasıl geçiyor senin için pandemi dönemi, kitap okudun mu, neler yaptın? Sürünüyorum. Bu kadar, sürünüyorum. Peki en son okuduğun bir kitap var mı? Sever misin kitap okumayı? Bir Mahkumun Günlüğünü okumuştum. Neval Esat Davi'nin. Bayağı güzel bir kitaptı. Peki inşallah sana biz de şimdi çok güzel bir kitap hediye etmiş olacağız. Rahat mısın biraz daha? Hayır değilim. Eyvah, çok heyecanlı yarışmacımız. Çok gerildim şu an. Bence sorular çok kolay. Tamam. İlk soru gelsin mi? Gelsin. Türkiye Süper Ligi'nde en çok şampiyon olan takım hangisidir? Galatasaray mı? Biraz daha yüksek. Galatasaray mı acaba? Ben hiç futboldan anlamam. Emin olamadım. Yani Galatasaray diyelim ya. Kullanalım oradan. Galatasaray diyoruz. Galatasaray diyoruz. Bakalım. İlk soruya doğru cevap geldi. Galatasaray. Zaten Türkiye'nin ilk ve tek 4 yıldızlı takımı Galatasaray, evet. Ve en çok şampiyon olan takım. Tamam. Biraz rahatladın mı? Kısmen evet. İkinci soruya geçiyorum. Bilecik hangi coğrafi bölgemizdedir? Şaka. Biz hangi bölgedeyiz şu an? Biz hangi bölgedeyiz şu an? Marmara. Tabii canım ya, Marmara. Marmara bölge. Marmara tabii. İkinci soruya da doğru cevap geldi. Aslında yarışmacımız kitabı kazanma hakkını elde etti ama ben üçüncü soruyla biraz daha zorlayayım mı seni? Hayır. Hemen kitabı vereyim. Gerek yok. Bir tane daha sonra mı rezil olmaya gerek yok? Tamam. Tutunamayanlar ve Tehlikeli Oyunlar gibi eserleriyle tanınan yazarımızın adı nedir? Oğuz Atay. Ya demek ki kolaymış. Kitap okuyoruz. Hemen veriyorum kitabını. Şöyle. İnşallah severek okursun. Çok teşekkür ederim. Merhabalar, sizleri tanıyalım. Ben Barış. Bahar. Gayet böyle keyifli sohbet ediyordunuz. Hemen size geldik ve sorular sormak istiyorum. Sahne korkusu. Ama kamerayı görünce böyle bir tedirginlik. Var. Arkadaşlar, pandemi dönemindeyiz maalesef. Nasıl geçiyor pandemi dönemi? Kitap okur muyuz? Neler yapıyoruz? Yani kitap okuyoruz. Özellikle ben tarih kitabı okuyorum genellikle. Bağırım da. Ya film izliyorum, dizi izliyorum. Yani bayağı tüm platformlarda tüm dizileri bitirdim hatta yani. Öyle. Sıkıntıdan. Çok güzel. Kitap hediye etmek istiyoruz sizlere. 3 tane sorumuz var. Gelsin mi sorular? Gelsin. Bakalım hanginiz bilecek? Hadi bakalım. İlk soru geliyor. Dünyada kişi başına en çok çay tüketilen ülke hangisidir? Bu bildiğim kadarıyla Türkiye değildi. Türkiye fındıktı. Çay. Çay. Çin ya. Çin diyelim. Emin misin? Değilim. Ben... Şimdi ben şöyle... sen Türkiye'de mi? Türkiye diyelim ya, Türkiye diyelim. Vallahi. Sen Çin'de, ben Türkiye diyeyim. İkimizden biri kazanacağız nasıl olsa. Ortak karar olmaz. Yapıyoruz. Bence de. Ne kadar akıllı bu kadınlar ya. Biraz öyle. Tamam, sen Türkiye'de. Şey de olabilir, İngiltere de olabilir ya. Allah. Evet, İngiltere de olabilir. Yok, sen karar değiş. Tamam, hadi değiştirmiyorum ben. Tamam. Çin dedin, Türkiye dedim ve doğru cevap Türkiye. Öyle. Güzel. Tamam, Türkiye'ymiş, iyi öğrendim. İkinci soruya geçeyim mi? Bakalım bunu hanginiz bilecek? İnşallah, hadi bakalım. İnce Mehmet adlı eserin sahibi kimdir? Evet. İnce Mehmet... İşte ben bundan korkuyorum. Düşünüyorum. Hiç önemli değil, pasta geçebilirsiniz. Bir sorumuz daha var çünkü. Pas mı desek? Pas diyelim ya. Şey vallahi şu an böyle direkt şak diye sorulunca gelmiyor akla zaten. Peki tamam, bir kargaşa da olmasın o zaman. Pas dedik ve üçüncü soru geliyor. Pirinç hangi ürünün kabuğunun soyulmasıyla elde edilir? Pirinç hangi ürünün kabuğunun soyulması?
pirinç. Hangi ürünün? Kabuğunun soyulması, pirinç. Bir ipucu vereyim mi? Ç harfiyle başlar. Şu an mı bu ne? Ç. Düşünelim biraz daha. Bakalım, vallahi düşünelim. Ç. Ama bence bildiğimiz bir şey bu, biliyor musun? Aklınıza ama böyle çok kıyıda köşede falan, aynen. Bilemiyor musunuz? Size kitap veremiyor muyuz? Ben hala zorluyorum. Tekrar soruyorum. Pirinç hangi ürünün kabuğunun soyulmasıyla elde edilir? Pirinç. Ç harfiyle başlıyor. Hadi bir ipucu daha ya. Vereyim. K'la bitiyor. Çarık. Değil. Ben sadece diğeriyle benzetme, bir harf çıkarım falan diyecektim. Çarığı tamamen unutuyorsun. Ç ile başlıyor. Çel. Çeltik. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Bildin, vallahi bildin. Benim aklıma hayatta gelmezdi bu. Hayatta gelmezdi. Hemen kitabımı. Ya, kazanan, çok sağ olun. Kazanan sen oldun. Çok sağ olun. Vallahi çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Beşiktaş'ta kitaplarımızı hediye etmeye devam ediyoruz ve yarışmacılarımızla birlikteyiz. Merhabalar, sizleri tanıyalım. Ben Ceyda. Burak ben de. Beşiktaş'tayız. Malum pandemi dönemi, maalesef maskelerle birlikte olmak durumundayız. Tabii bugün de biraz yağış var. Nasıl geçiyor, neler yapıyorsun? Şu an bulunduğumuz kafenin önünde çalışmaktayız. Açılmasını bekliyoruz her yerin, biz de çalışan olarak. Onun dışında bir şey yapmıyoruz böyle arkadaşlarla. Peki kitap okuyor muyuz? En son okuduğumuz kitap desem. Bir şey var ya, ara ara sık sık. Yani böyle. Vakit buldukça. Yani bu aralar pek okumuyorum ama normalde okuyordum ben de. Peki inşallah sorulara doğru cevaplar gelir ve biz de size kitap hediye etmiş oluruz. Heyecan var mı? Yok. Gayet rahatlar. O zaman ben hemen sorularıma geçiyorum. Son zamanlarda birçok TV dizisinde yazdıklarıyla ilham olan ünlü psikiyatr yazar kimdir? Televizyon izliyor musun? Böyle düşünsek biraz daha. Şık olsa ipucu vereyim. Mesela Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir. Yok, ben onu bilmiyorum. Ya ben onu duydum da hatırlamıyorum. Kırmızı Oda bu sıralar çok gündemde ama... Yok, yazarıyla alakalı. Ben de yazarını şu an çok hatırlamıyorum. Pas mı? Ama evet, pas. Maalesef. Pas diyoruz o zaman. Peki, ipuçları da verdik ama pas dedi yarışmacılarımız. Hemen ikinci soruma geçiyorum. Ustam ve Ben, Aşk, Baba ve Piç adlı romanlarıyla tanınan yazarımız kimdir? Zerre fikrim yok. Benim de yok. E harfiyle başlıyor. İsim E harfiyle başlıyor. Sallama şansımız var mı? Emrah Serbest. Değil. Kadın. Hadi kadın. O ipucunu da verdim. İsim E harfiyle başlıyor. Soy isim Ş harfiyle başlıyor. Evet. Doğru cevap geldi. O kadar ipucuna gerçekten doğru cevap geldi. Şimdi son sorumu soracağım. Bu soruya da doğru cevap gelirse hemen kitabıma hediye edeceğim size. Üç büyük dinin de kutsal saydığı şehrin adı nedir? Kudüs. Hiç ipucu vermeme gerek kalmadan doğru cevap geldi. Şöyle veriyorum. Evet. Okuyun da bilin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Peki. Demek ben ilk soruya doğru cevap verdiği için kitabı ilk önce bence sen oku. Sonra da sana devret. Bakalım daha. Peki, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağ olun.